Dünyanın dört bir tarafına yolculuk yapıyoruz. Yakın gelecekte hayatımızda, iş dünyasında ya da ekonomilerimizde devrim yaratacak en ileri bilim ve teknolojiye bakıyoruz. Yeni Ufuklara hoş geldiniz. Dünyamızın zehirli atıklar çıkarmayan, verimliliği yüksek enerji kaynaklarına ihtiyacı var. Ama bu o kadar da kolay bir şey değil. Her gün bilim adamları yeni bir fikir üzerinde çalışıyorlar. Şunu söylemek mümkün. İnsanoğlunun yeni enerji kaynakları arama konusundaki enerjisi asla tükenmeyecek. Yeterli seviyede enerjiye erişmek tüm gezegenin birlikte çözmesi gereken bir sorun. O yüzden bu programda dünyaya dolaşmaya çıkacağız. Güney Kore'de yeni nesil elektrikli otobüslerin geliştirildiği yerden tutun da... Aslına bakarsak yakıt sarfiyatı açısından %70'lik bir tasarruf sağlanabilecek. Amerika'nın batı kıyısına, yeryüzünün kendi güç kaynaklarından faydalanılan yere kadar. Jeotermal gerçekten de temiz bir enerji kaynağıdır. Rüzgar ve güneş enerjisi de iyidir ama mesela bugün çok fazla güneş enerjisine erişemiyoruz. Hindistan'daysa biyoyakıt için okyanuslardaki deniz yosunları hasat ediliyor. Etanol bir kez kazanıldı mı diğer etanollerden hiçbir farkı yoktur, tamam mı? Diğer yakıtlardan da. Ve dünyanın en pahalı deneyi, yakıt krizinin çözümünün nükleer füzyon olmasını umut ediyor. Bu yüzyılda yapmış olduğumuz en önemli şey olacak. 2035 yılına kadar küresel enerji talebi %40'tan daha fazla artabilir. O zamana kadar fosil yakıtlara biraz daha az bağlı olacağız. Bu sırada 2035 yılında yenilenebilir enerji, küresel enerji talebinin sadece %15'ini karşılıyor olacak. Dolayısıyla hayatlarımıza enerji sağlayan ve bir yandan da gezegenimizi koruyan yeni yöntemler bulmalıyız. Alternatif enerji kaynakları arayışı 21. yüzyılın en büyük zorluklarından biri. Yenilenebilir enerji kaynakları, hatta temiz enerji kaynakları giderek daha fazla önem arz ediyor. Ancak fiyatlar pahalı. Bunlara ulaşmak zor. Ama yavaş yavaş son dönemdeki gelişimlerle fiyatlar aşağı çekiliyor. Sorun şurada. Aslında temiz enerji için kullanılan materyaller ve madenler çok pahalı. Ama artık bu sorun olmaktan çıkıyor. Birazdan Sabancı Üniversitesi'nde tanışacağım bilim adamları, gelecekte insanoğlunun ihtiyaç duyabileceği enerjiyi elde etmenin yollarını arıyorlar. Aslına bakarsanız yeni nesil yakıt pilleri için çığır açıcı bir dönemin başlangıcı bu. Burada yakıt pillerini araştırıyorlar. Basit bir elektrokimyasal reaksiyonla elektrik üretiyorlar. Bu durum ofislerimize, evlerimize ve araçlarımıza enerji sağlama potansiyelleri ve üstelik emisyon avantajlarıyla geleceğin güç kaynaklarının habercisi. Ama bir sorun var. Yakıt pillerinde kullanılan malzemeler pahalı ve zor bulunuyor. Bu da yakıt pillerinin küresel ölçekte ticarileşmesini engelliyor. Doçent Doktor Selmiye Gürsel bu sorunu yeni ve daha ucuz kaynaklar kullanarak çözmeyi kendine görev edinmiş. Yakıt piliyle ilgili anladığım kadarıyla biraz okuduğum konuyla ilgili temelde bazı problemler de var. Karşılaştığınız problemler neler oldu araştırmalarınız sırasında? En önemlisi maliyet. Hala yakıt pilinin maliyeti istenilen seviyeye indirilemedi. Şöyle ki yakıt pilinin en pahalı bileşeni katalizör. Platin nanoparçacıkları kullanıyoruz biz yakıt pilinde. Platin nanoparçacıkları yakıt pilinin maliyetini inanılmaz yükseltiyor. Biz ise bu projede grafen kullanarak kullanılan platin miktarını çok önemli oranda düşürmeyi hedefliyoruz. Üzerine araştırma yaptıkları katalizör, yakıt pillerinin temelinde yer alan elektrokimyasal reaksiyonu hızlandırıyor. Reaksiyon, iki zıt yüklü levha ya da elektrotlarda meydana geliyor. Yakıt havayla karıştırıldığında ve elektrik akımı uygulandığında güç üretilmiş oluyor.
Ama yakıt pillerinin çalışması platinyumdan yapılan, nadir bulunan, üstelik hayati önem taşıyan bir katalizöre bağlı. Profesör Gürsel, bunu harika malzeme olarak tanımlanan grafenle nasıl değiştirebileceğimizi araştırıyor. Grafenin tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Nedir grafen? Grafen, tek atom kalınlığındaki karbon tabakası. Aslında nasıl anlatabiliriz? Şu gördüğünüz grafit. Kurşun kalemlerin ortasında bulunan kısım grafit. Grafiti parçalayarak biz tek atom kalınlığına inebiliyoruz. Grafen şu nitelikleri taşıyor. Son derece sağlam bir malzeme. Çelikten daha sağlam. Ama aynı zamanda son derece hafif ve esnek bir malzeme. İletkenliği çok yüksek. Aynı zamanda saydam bir malzeme. Bir diğer üstün özelliği de ilk elde edilen iki boyutlu atomik kristal malzeme. Karbon her yerde bulunabiliyor. Dolayısıyla grafen ucuz ve üretilmesi kolay. Kalemlerde kullanılan grafitin endüstriyel bir karıştırıcıya koyulmasıyla bile grafen elde edilebilir. Burada grafeni yakıt pili teknolojisinde bir katalizör olarak kullanıyorlar. Doktor Gürsel, burası sizin laboratuvarınız, çalışma yeriniz. Proje başlayalı 6 ay oldu. Grafen bazlı bir şey üretebildiniz mi bu şu ana kadar? Evet, size gösterebileceğimiz güzel örnekler var. Bunu bu laboratuvarda üretmeyi başardınız. Bu şu anda bir yakıt pili elektrotu olarak görev alacak. Yani biz bunu... Elimde tuttuğum iki elektrot, anot ve katot, grafen bir katalizörle kaplanmış durumda. Kullanılan platin miktarını azaltıyor. Şurada burada size bir yakıt pili gösterelim. Bu kısmı biz alıyoruz. Bu yakıt pilinin içerisine oturtuyoruz. Ve iki bölme oluyor. Anot ve katot bölümleri. Ve şu anda bir elektrik yakıt piline bakıyoruz. Şu an bu bir yakıt pili. Bunun gibi tek bir pil, tek bir ışık ampulünü aydınlatacak kadar güç üretiyor. Ama bu yakıt pilinin başarılı olması için grafenin ticari platinden daha iyi olması şart. Ürettiğiniz malzemeleri nasıl test ediyorsunuz mesela bu laboratuvarda şimdi? Bizim bunun için özel bir yakıt pili sistemimiz var, test sistemimiz var. Bu testlerde biz aslında performansını görebiliyoruz ürettiğimiz malzemeleri. Bu testleri aktif olarak yapan, doktora sonrası araştırmacı olarak çalışan arkadaşımız Doktor Lale Şanlı. Doktor Şanlı bu pile hidrojen yakıtı enjekte ediyor. Hidrojen elektrokimyasal bir süreçte oksijenle tepkimeye giriyor. Bundan 1 voltluk enerji topluyorlar ve bu süreç içinde grafen katalizörün ne kadar etkili olduğunu test ediyorlar. Hocam şimdi anladığım kadarıyla 6 ay dediniz, 6 aydır çalışıyoruz dediniz ama oldukça da pozitif sonuçlar elde etmeye başarmışsınız, öyle anlaşılıyor. Bu 6 aylık sürede biz farklı grafen esaslı elektrot malzemesi üretmeyi başardık ve elde ettiğimiz ilk yakıt pili sonuçları da durumun gerçekten umut verici olduğunu gösteriyor. Bundan sonraki aşamalarda farklı yöntemlerle elektrot malzemeleri üreteceğiz ve düşük platin miktarlarında performansın nasıl değiştiğini inceleyeceğiz. Testler grafenin katalizör olarak iyi çalıştığını gösteriyor. Yüzey alanı fazla, kimyasal kararlılığı iyi ve üstün elektriksel özellikleri var. Sadece yakıt pillerindeki kullanımını mükemmelleştirmeleri gerekiyor. Özellikle enerji alanında hayatımıza sağlayacağı katkıları nasıl özetlersiniz? Yakın zaman içinde enerji alanında bir alternatif görebilecek miyiz grafen sayesinde? İlk elde ettiğimiz sonuçlar çok olumlu. Grafeni gerçekten yakıt pili içinde uygulamasını doğru bir şekilde gösterebilirsek ciddi oranda maliyeti düşürebileceğiz. Ve bu konuda da biz çok umutluyuz. Gelecek çok parlak görünüyor. Çok ümit verici görünüyor. Yine diyorum ki bilim sayesinde iyi ki varsınız. Teşekkürler. Teşekkürler. Geleceğin enerji kaynakları üzerinde çalışan bilim adamları alternatif yollara başvuruyorlar. Verimli, temiz ve hatta sonsuza kadar sürecek bir enerji kaynağı. Ama buna ulaşmak o kadar kolay değil. Hayaller kuruluyor ama her şey küçük adımlarla gerçekleşebilir. Ve o küçük adımları bir araya getirdiğimizde işte o zaman ortaya bir umut resmi çıkıyor. Grafen bu çalışmalarda özellikle temel taşı teşkil edebilir.